Merhaba, akvaryum rehberinin yeni videosuna hoş geldiniz. Evet, uzun süredir beklediğiniz akvaryumların videosu. Geçenkinde biraz böyle atar gider yapmıştım. Akvaryumlarım istemezsiniz artık falan filan diye ama şöyle bir yapalım dedim. Gönüller hoş olsun. Ee, ilk, i̇lk akvaryum e, L144 akvaryumu. Aslında çok uzun zaman geçmedi üzerinden ama Leis 44'ler hala gayet sağlıklı. Bir şelale filtre ekleyeceğimi söylemiştim. Ekledim. Gayet iyi katkıda bulundu. Bu akvaryumla biliyorsunuz bir Sunsun 603 o küçük dış filtreden vardı. Yeterli gelmeyeceği için. Bir de bir şelale filtre ekledim bu ince slim dediklerinden. Onun incelemesi de yakında kanalda olacak. Bir tek şelale filtre bir de tepe filtre incelememiz eksik galiba. Uzun süredir yapacağımı söylediğim Samp videosu da gelmedi. Çünkü Samp'ım yok. O da inşallah olduğunda daha ayrıntılı güzel bir video hazırları size. Evet arkadaşlar. Buradan işler ne durumda? Şu sağda gördüğünüz Lotus'u görüyorsunuz. Şöyle parmağımla bir yaprağı. Bitkinin kökü burada görüyorsunuz. Yapraklar nasıl yukarı kadar çıkmış durumda. Dediğim gibi bir anda akvaryuma alışır alışmaz coştu ve Hani şu an 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alttakileri saymadım. Sadece yukarı çıkanlar 8 tane. En tepede hani yüzeye ulaş bir tanesi ulaşmak üzere kalanlar. Hani bir 10 küsür yaprak var ve inanın 3-4 tane attım. Yüzeye kadar çıktı. Artık akvaryumun ışığını kesmeye başlamıştı. Hani coştu mu coşan bir bitki. Hatta bir tanesini de sağ taraftaki akvaryuma aldım. O daha coşamadı bekliyor. Burada işler yolunda. Bir tane erkek kaybettim. Neden olduğunu anlamadım ama bir tane erkek L-144 gitti. Diğerleri büyüyor. Ee, yine tül ve normal e, L-144'ler, yetişkinler, büyükler yani cinsel olguna erişmiş olanlar hayattalar. Onun dışında diğer taraftan anubiyaslar attım. En alttalar. Biri sol altta. Biri de şöyle uzuyor görüyorsunuz. Bunun bütün yapraklarını koparmıştım. Şu görmüş olduklarınız hep yeni yapraklar. Başka anubiyaslar da var akvaryumun içinde. Onlar da gayet güzel devam ediyorlar. Dediğim gibi şelale filtre yüzeyi dalgalandırması, akvaryumda biraz akıntı oluşması açısından faydalı oldu. Biliyorsunuz vatoz akvaryumları, vatozlar tabiatta akıntılı yerlerde yaşıyorlar. Hatta bunların yakın zamanda biyotop akvaryumu da yapıldı. Çok güzel çalışmalar var bu konuda. Java fenler aynen devam ediyor. Java fenler daha da çıldırdı. Görüyorsunuz şu en arkada. Çok net değil şu anda ama şelale filtrenin ayağının yanında. Onlar da büyümeye devam ediyorlar. Birkaç bitki daha var bu. Echinodorus dediklerimden. Onlar da aynen devam ediyor. Vatozlar sağlıklı. Haftalık su değişimini ihmal etmiyorum. Burada işler böyle. Aklınıza takılanları sorabilirsiniz. Evet diğer akvaryum low tech. Son gördüğünüzde nasıldı? Bayağı bir yosun kaplamıştı akvaryumu. Bundan büyük oranda kurtulduk. Yosunlar gitti diyebilirim. Temizlik de oldu. Subulatalar var burada bolca. Yine subulatalar arkalara diktim. Çok fazla çıktı. Yine sazlar var sazlar kadar uzadı neredeyse su bulatalarda. Onları da budadım, boylarını kısalttım. Kılıçlar var. Geçen videoda bahsetmeyi unutmuşum bir kribensiz çift var. Şurada dişi ve erkeği yan yana görüyorsunuz. E, keyhole'da hareketlendi. Evet, bunu da başka balıkla keyhole'da karıştırmamış. Bu oldukça uysal ve Amerikan çikleti türü keyhole. Ee, Kribensisleri şimdilik koydum. Dediğim gibi e, galiba akvaryumlarınızı yorumluyorum da bir arkadaşımız göndermişti. Çok özendiğimi söylemiştim. Gittim aldım dayanamadım. Bu arada buraya da birkaç l 44 attım cüce. Şu sağ tarafta uf, dış filtrenin çekim kısmında görüyorsunuz. Ya da göremiyorsunuzdur. Buradan net anlaşılmıyor olabilir. Evet kribensiz çift, keyhole, kılıçlar, endlerler de yavruladı. Kılıçlardan da yavru bekliyorum. E, vatozlar var, siyah cüce vatozlar var, starbuy var, panda var. Bir tane elmas halyonguzu var, devasa boyutlara ulaştı. Burada da işler yolunda low -tech, bitkili devam ediyor. Balansae, balansae. Şu bitkiyi de bilirsiniz, bu Amazon diye geçiyor. Bir şey balansae yazarsanız bulunur. O da beklediğim kadar iyi gitmiyor. Onun aslında biraz gübre, misket gübre katkısına ihtiyacı var. Onu da yakın zamanda inşallah yapacağım. Burada da Anubiaslar yine arkada eşine doğrus. Önceden de bildiğiniz gibi orada bir grup sağlamdı. Hiç onların köklerini de yerinden oynatmadım. Oldukları gibi devam ediyorlar. Videolarda defalarca kez söylememe rağmen, bu akvaryum videosunda da söylememe rağmen. Yine karbondioksit kullandım mı, kullanmadım mı diyorlar. Yani adı üstünde low-tech karbondioksit kullanmıyorum burada. Besinlerini balıklardan alıyorlar. Balıkların burada yaşadığı süre boyunca ki dışkılarından hem katı hem sıvı dışkılarından ürettikleri amonyaktan, nitritten, nitrattan bu şekilde besleniyorlar. Arada bir potasyum ve all-in-one sıvı gübre kullanıyorum. Bazen de misket gübre yapıyorum ama onu ilk başlarda yaptım. Son zamanlarda pek bundan uygulamıyorum. Burada da işler gayet yolunda. İsterseniz Amerikan akvaryumuna geçelim. Evet, Amerikan akvaryumu. İşler biraz daha rayına oturdu ama ufak tefek yaralanmalar olmuyor değil. Bir sayıkanın ağzında bir yaralanma var. Bundan önce birkaç defa oldu ama düzeldi. Aslında sayıka sayısını ciddi anlamda azaltmaya çalışıyorum. Şehir dışına göndermeye çalıştım geçtiğimiz gün değerli bir arkadaşımıza ama taşıma konusunda ciddi sıkıntılar var. Firmalar kabul etmemeye başladı. O yüzden iki sayıka çiftimi maalesef gönderemedim. Burada daha huzurlu bir ortam oluşturmaya çalışıyorum. Kavgalar çok azaldı. Ama yine tek tük oluyor. Bu arada tam ortada, arkada gördüğünüz Neri vardı biliyorsunuz toprak yiyen. Yani. Onu nihayet buraya aldım. Burada ezilir mi diye düşünüyordum. Tam tersi oldu. <laughs> Bu defa musallat olmaya başladı diğer balıklara. Tek tür olmasına rağmen o da çok ilginç bir balık. Ama şekli falan çok güzel. Şu anda en solda görüyorsunuz onu da. Bu arada Sayıkan'ın ağzı çok kötü olmuş gerçekten. Onu bir tedavi gerekiyor. Burada da sayıyı azaltmak gerekiyor. Dediğim gibi arkadaşlar mümkün olunca iyi şartlarda bakmak lazım ama burada da büyüdüler. Kontrol de edemedim. Diğer akvaryumları da koyamıyorum. Bu defa daha küçük akvaryumda birbirlerine sadece sayıka koysam bile birbirlerine zarar verecekler. Evet burada işler böyle dış filtre, pipo filtre, hava taşı devam ediyor ateş ağızlar var, bir tane festivum var, sayıkalar var. Bu akvaryumda bir sayıyı azaltmak gerekiyor. Gönderdiklerim oldu, hediye ettiklerim oldu bu amaçla. Bu doğrultuda devam edeceğim. Bakalım sayıyı nereye kadar azaltabileceğiz. Yani belki de toptan bir elden çıkarma yapıp burada ya belki diskus belli mi olur? Çünkü hala, ha, bu arada diskusu soranlar var. Diskus videosu, diskus videosu. Hani belki 10 tane diskus videosu yaptık. E, elimde diskus yok yani hani balıklarım gitti. Onları verdim, onun yerine bu akvaryumu kurdum. Hani dikkatli arkadaşlar fark ediyor ama bazıları hala diskusu sormaya devam, devam ediyor. Maalesef diskusumuz yok. <laughs> Videoda yapamayacağız. Bu arada Ertuğrul abiyle... Ertuğrul Erdinç'le yapmış olduğumuz 4 tane diskus videosu var. Gerçekten çok doyurucu. Hani diskus hakkında fikir sahibi olmak isteyenler için yani çok iyi bir seri. Ee, şiddetle öneririm arkadaşlar onu da muhakkak izleyin. Evet, şimdi gelelim çekiliş videosu. Çekiliş için neler gerektiği bunlardan bahsedelim. Evet, çekilişten bahsedelim. Elimden geldiğince aslında zengin bir içerik oluşturmaya çalıştım. Eldeki malzemelerden, çok da benim için acil olmayanlardan, yeni başlayan arkadaşlara veya hali hazırda akvaryumunu devam ettirmek isteyen arkadaşlar için. Öncelikle burada yok ama 5 gök su bulata. Su bulatayı çok sevdiniz, çok sorular geliyor. Satıyor musunuz diye soranlar var. Hayır satmıyorum, kendi akvaryumumda kullanıyorum ama Kök sayısı gerçekten çok arttı ve bir 5 tane hediye etmek istiyorum. Ha, bu arada bir kişiye gidecek hediyelerin tamamı. Evet birinci hediye 5 kök su bulata. Diğeri bu e, misket gübre ile ilgili de çok zor vardı. Şöyle elimdekilerden bir grup ayırdım ve bir misket gübre e, hazırladım. Bu bayağı bir gider. Hani bir, bir sene götürür ortalama bir akvaryumu. Dış filtreyle ilgili ya da iç filtre'nin içine ıı, filtre malzemesi torbası. Bunun için istediğinizi koyabilirsiniz. Bunu o şekilde ağzında da büzgüsü var. Çekerseniz ıı, her türlü filtre malzemesini dış filtre, iç filtre, şelale filtre'nin içinde kullanabilirsiniz. Böyle bir hediye var. Yine ıı, denervlenin ıı, bakteri kültürü. Bu da çokça anlattığım bir konuydu. Denarle marka gayet kaliteli bir şey. BactoClean Bio, bu da önceden yine bana hediye olarak gelmiş bir şeydi, Aquariumcom'dan yarışma neticesinde. Bunu da kullanamıyorum çünkü zaten hali hazırda çalışan akvaryumlarım var. Bunlar da zaten yararlı bakteri kültürü filtre süngerlerinde. Bunu da sıfırdan başlayacak bir arkadaş kullanabilir. Yine AHM'den hediye olarak gelen, size tanıtmam için gelen yemlerden Gold Mix, Japon balığı e, yemi, Guppy Fish, e, Lepistes yemi ve sarımsaklı yem, Spirulina Garlic dedikleri AHM'nin yemi. Mesela bunun Japon da ya Lepistes olduğuna bakmayın. Bunlar çoğu balıkta kullanılabilir. Hani protein ağırlıklı yemler. Bu sarımsaklı yem de e, vitamin açısından da zengin protein de içeriyor. Doğal olduğu da söyleniyor. Bu 3 yem. Bu hediyelerin tamamı 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça artı 5 tane de su bulata ee, hediyeler arkadaşlar. Şimdi e, gelelim Sade'de. Şöyle bir durum var. E, yeni bir kanal kurduk belki biliyorsunuzdur. Bu defa bu projede yalnız değilim e, bir arkadaşımla beraber yapıyoruz, gerçekleştiriyoruz. Ee, kanalımızın adı Ev Bitkisi, ee, bu ev bitkisi kanalında da akvaryumlar için yaptıklarımın, verdiğim bilgilerin hani düzeyini Hani beğenirsiniz beğenmezsiniz bu çizgide devam edeceğiz ee, Ev Bitkisi kanalına e, takip ederseniz memnun olurum, orada da kaktüsler, sukulentler, diğer ev bitkileri Bunlar hakkında çok e, hani bildiklerimi yansıtmaya çalışacağım. Bunların nasıl bakıyorum, kendi bitkilerim nasıl gelişiyor, işte neler aldım yeni. Bu tarz şeyleri bu, bulabilirsiniz. E, bunun yanında evbitkisi.com diye de bir site açtık. O siteyi de hem yazılarla, hem görsellerle, hem videolarla e, elimizden geldiğince zenginleştirmeye çalışacağız. Burada bitki ve kaktüs konsept e, satışları da olacak. Hani diğerlerini söyleyip bunu söylemek olmaz. Gelelim bu hediyeler için yapmanız gerekene ee, Arkadaşlar çok kısa zaten videonun açıklama kısmına da yazacağım. Ee, ev bitkisi ve e, akvaryum rehberinin instagram hesaplarını takip etmeniz birinci şart. Bunları yaptıktan sonra yine ev bitkisinin aşağıda linkini vereceğim fotoğrafını 3 tane e, gerçek tanıdığınızı teklemek mi deniyor yani işaretlemek e, şartlar bunlar. Aşağı yukarı bir hafta kadar düşünüyoruz. Bu bir haftanın sonunda zaten yine ev bitkisinin Instagram hesabından kazanan, kazananı duyuracağız. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hala kanala abone değilseniz kırmızı butona basarak kanala abone olabilir. Ve yanındaki zil butonuna basarsanız da video yüklendiğinde cep telefonunuza anında uyarı gelir. Aquarium Yapıları'nı Facebook ve Instagram hesaplarından da takip etmeyi unutmayın.